Bünyamin annemin evine Azrail gibi geldi. Tövbe tövbe estağfurullah. Alacaklı gibi kim bu? Geldim, geldim. Geldim. Patladı. Nerede o kızım? Yemin. Nasıl konuşuyorsun böyle karın hakkında? Nerede dedim? Yemin. Bünyamin'in öğrendiğini anlamıştım. Beni öldüreceğine o kadar emindim ki. Ya neredesin lan? Hangi nereye saklandın? Cinlendin mi ha? Bu neyin iddeti Bünyamin? Kızının yediği altlardan haberin yok mu? Boynu sormuş beni. Kendine karıştırma kızımı. Benim kızım öyle şeyler yapmaz. Sen daha ayakta uyu. Kızın iki paralık etti namusumuza. Ama ben ne yapacağımı bilirim. Öldür de kurtulayım diye yalvaracak bana. Pembe yarım akıllı neredesin lan? Saklanınca kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Bünyamin! Dur dedim. Ne oluyor? Bana mı efeleniyorsun bununla? Efelenmiyorum. Çok önce yapmam gerekeni yapıyorum. Bir adım atacak olursan seni polise bildiririm. İyi. Öyle olsun. Pembe Hanım'a toplanması için zaman tanıyalım ha. Pembe duyuyor musun beni? Pırını pırtını topla. Gece çocuklarla seni almaya geleceğim. Evde hesaplaşacağız. Ha. Satır satıya güvenip de gelmem falan demeye kalkma. Etini kanına doğrar, anana içiririm. Defol! Defol buradan! Sonrasını biliyorsunuz zaten işte. Aldı bizi evine götürdü. Ondan sonra sorgulama. Öldür kendini. Tabancayı koydu böyle. Öldür kendini. Öldür kendini. Benim elimi kana bulama. Pis kanınla beni böyle şey yapma filan falan. Öldür kendini. Ben ama anlatmıştım ya. Of. Tabii ben yapmadım öyle bir şey. Çünkü her şeye rağmen çok güçlü bir kadınsın. Buraya gelmekle de en doğru olanı yaptın. Hayata ve kendine bir şans tanıdın. Üstelik benim evlatlarım var. Kim koruyacak o çocukları Bünyamin'den? Çocuklarının babalarından korunmaları gerektiğini mi düşünüyorsun? Tabii ki korunmaları gerektiğini düşünüyorum. Adam dövüyor, sövüyor, dolandırıcı. Her şey var adamda. Tabii ki korunmaları gerekli. Ben zaten o eve, o evde oturmam zaten. Bir daha da gitmem o eve yani. Eşyalarımı toplarım bu kadar. Çocuklarımı da alırım giderim. Bir daha biz uğramayız oraya yani. Seansın başında bana bir soru sormuştun, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum doktor hanım, hatırlamaz olur muyum? Dedim ki ne yapacağız doktor hanım dedim, ne yapacağım ben dedim. Bak cevabını kendim verdim. Al. O kadar düşünmeye taşımaya gerek yokmuş zaten. Al işte ya. Böyle şey olur mu? Böyle bir körlük var mı ya? Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Nedir bu yani ya? Bunu daha önce nasıl ben düşünemedim? Nasıl ben o eve bir daha girmem ben ya? Ben o evde ne işim var benim ya? Doğduğumuz evlerden çıkmak zordur. Bedenler farklı evlerde, farklı şehirlerde yaşasa bile zihnimizin bir yerinde hep doğduğumuz evi yaşatırız. Sen de bu zamana kadar bilinç dışında doğduğun eve benzeyen evler arayıp durmuşsun. Ama biz şimdi seninle zihnindeki o evi gördük. Kapılarını açtık. Bütün odalarını teker teker gezdik. Ve sen artık o doğduğun, bildiğin evden çıktın. Aman 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 aman. Bir daha geri dönmemek üzere kapılarını kilitledin. Seninle gurur duyuyorum. Ay.
Sayenizde doktor hanım, gerçekten sayenizde. Hadi Bünyamin'i hallettik de şimdi Sinan ne olacak? Yani gelmeye kalkarsa diyorum. Yani gelirse, geri dönerse Sinan ne olacak? Sence ne olacak? Sinan kapına geldiğinde ne hissedeceksin? Korku. Ama öyle hani babama ya da eski kocalarıma hissettiğim tarzda bir korku değil. Bu başka bir korku. Nasıl bir korku? Yani sahip olmadan böyle sanki kaybedecekmiş gibi bir korku. Pembe, duygularını o kadar güzel özetledin ki. Nedir bugüne kadar sahip olamadığın şey? Mutluluk. Daha başka ne olacak ki? Yani ben mutlu olmaktan korkuyorum doktor hanım galiba. Bazı duygular böyledir. İhtimali bile insanı o kadar iyi hissettirir ki sahip olmadığın halde kaybetmekten korkarsın. Ama cesaret etmezsen de o duyguları asla yaşayamazsın. Şimdi düşününce yani Sinan, hani Sinan gelir gelmez ben orayı bilemem. Ama hani varlığı yokluğundan bana daha iyi geliyor. Mutluluk da mutsuzluk da bizim içimizden gelir. Eğer sen izin vermezsen kimse seni mutlu hissettiremez. Pembe, bugün konuştuğumuz şeyler senin için hayati önem taşıyor. Lütfen bunları uzun uzun düşün ve aklına gelen soruların içinde cevapları da var mı? Buna bir bak. Söz bağlayacağım doktor hanım. Yani bugün ve ta en baştan itibaren buraya geldiğim hepsine düşüneceğim, bakacağım. Çocuklarımın gözünde ben mutsuz bir anne olmak istemiyorum. Ben mutlu bir anne olmak istiyorum. Ben mutlu bir kadın olmak istiyorum. Ben seninle gurur duyuyorum. Bence sen de kendinle gurur duy. Sağ olun doktor hanım, sizin sayenizde. Tamam, o zaman ben şimdi gidiyorum. Haftaya bekliyorum. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kal Pembe. Çok az kaldı Pembe. Kader motifi dediğimiz şeyin hayatını nasıl etkilediğiyle yüzleştin artık. Biliyorum, zaman zaman kafan karıştı, zaman zaman canın yandı. Ama sonunda bu döngüyü kıracak cesareti buldun içinde. Hem bir kadın hem de bir anne olarak en doğru kararı almaya gayret edeceğine inancım tam artık.